Güzel grup. D grubunda artık takımlar belli oldu. Newcastle United. Bakalım Newcastle United'ın e, gruplardaki adresi ne olacak? E, F ya da H grubuna gidebiliyor. Mesela F'ye gönderir misin? F evet. <laughs> bir rica edeceğiz. <laughs> bir F'ye gönderelim. O F grubu e, ortadan kalksın. Biz de rahat bir nefes alalım. F grubunda kimler vardı? Paris Saint-Germain, Dortmund, Milan. Erika Bidal şuradan bir F bizim için çekebilirse Mehmet'in aklındaki soru işaretlerinden kurtulalım. Bu F grubu şey geliyor. Da. Vallahi F grubu... <laughs> bu, tam, bu, tam, ölüm grubu oldu. <laughs> evet. Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle, United. Dördü dördü de of, bayağı güzel maçlar olacak. Renkli maçlar. Olasılıklardan biri gitti. Böyle bir grupta yer almak istemiyorduk. Güç dengenin birbirine yakın olduğu Paris Saint Germain, Dortmund, Milan, Newcastle United gitmek. Galatasaray, Joe Cole Galatasarayı çekti. Şimdi Erika Bidal'den rica ediyoruz ee, A, B, C, E, F, H gruplarından birine. Galatasarayın rakibi belli oluyor efendim. Galatasaray. Erika hangi grubu istesek acaba şu an bir <laughs> bunda tahminde bulunmayacağım ama e, temsilcimiz Galatasaray için Erika en güzel grubu çekmesini istiyoruz. Bekliyoruz. Sen, grup istiyorum. Bakalım. Temsilcimiz Galatasaray'ın grubu kağıt açılıyor. A grubuna gidiyor. A'da Galatasaray. A da zor. Galatasaray Zor gruplardan birine gittik. Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag, Galatasaray. Temsilcimiz Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda başarılar diliyoruz. Neden olmasın? Tamam istemediğimiz bir grupta ama Kopenhag çıkınca sen biraz rahatlamıştın sanki Mehmet. Doğru. Ee, böyle bir takıma da ihtiyaç var bu grupta. Hani en azından biraz yumuşatma adına. Ve özellikle altını çizdiğimiz nokta tabii ki Galatasaray dileriz ki Şampiyonlar Ligi'nde devam eder. Ee, ama... Bir taraftan da Avrupa, Avrupa Ligi, ligi tabii, oldukça önemli tabii. Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag, Galatasaray. Ee, yani F grubunun olmamasına sevindim. Onu söyleyeyim. Ee, Bayern düşüşte. Onu söyleyelim. Geçen sezonki şampiyonluk biraz mucize şampiyonluktu. Dortmund'un kaybettiği şampiyonluk diye yorumlayabiliriz. United bir türlü Ferguson sonrası toparlayamadı. Böyle bir gerçek var. Konsantrasyon. Hatta bir adım ileri gidiyorum. Ne kadar eski ligi seviyesi o da tartışılır. Yani United'ı örnek veriyorum işte 3. torbadaki Milan-Lazio karalar bağlamazdı United çekseler. Kopenhag şöyle e, detay verelim Ceyda. Zaten e, bu Şampiyon Ligi yolunda olabildiğince Kuzey ülkeleriyle karşılaştık. E, son olarak da Molde Norveç'ten. Şimdi bir Danimarka ekibi ki geçen sezon Trabzonspor-Kopenhag eşleşmesi çok üzülmüştü. Kafa kafaya giden şanssızlık o caninin kaçırdığı pozisyon bir anda aklıma geliyor. E, Galatasaray daha önce eşleşti Kopenhag'la. 1-0 Danimarka'da kaybettiği maç 3-0 İstanbul'daki maç daha farklı kazanmıştı. Burada en kötü ihtimal üçüncü oluruz. İkincilik içinde United'a çelme takmaya çalışacağız. Bayern grubun favorisi onu söyleyebilirim. United'a da bu arada Altay gitti. Evet belki Altay için bir hikaye olacak. Altay İstanbul'a bu kez United formasıyla gelecek. Bayern Münih'te Harry Kane bu sezonun eee doğru. Maçlarını önemli izledim. Goller atmaya biri. başladı. orada tabii Türk taraftarlarımız için, grubu için müthiş bir ambiyans olacak. Bayern son olarak 2018 Beşiktaş'la eşleşmişti ikinci turda. Fena değil yani tekrarlayayım ben F grubunu istemiyordum. Yani o grup hakikaten dördüncülük çok da hani başarısızlık diyemezdik o gruptan hani ilk 3 takım gayet sıkı takımlardı. Burada en kötü ihtimal Avrupa' Avrupa'yla gidiyorum cepte. Artı United'la da ikincilik mücadelesi vereceğiz. United konusunda şu konsantrasyonları ne olacak? Yani Premier Lig'de mi zorlamamı Avrupa'nın ben şu aşamada açık söyleyeyim. United bence hem Premier Lig'de şampiyon olamaz hem de Şampiyonlar Ligi'nde bir City hikayesi ya da Tottenham'ın geçmişte yazdığı hikaye. Tottenham final yapmıştı. Ben çok United'ın kadrosunun final yapabileceğini düşünmüyorum. İşte e, Tamam Bruno Fernandes'e e, bağımlılar. Ön taraf ya geçen inanamadım. Martيال yıllar olmuş kalıyor. yani United'ın daha etkili oyuncuları vardı. Rashford hiç itirazım yok. O Müthiş bir yetenek. E tabii ki hani United Galatasaray eşleşmesinde United'ın bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz ama tekrarlayalım. Bayern net şekilde favori. İkincilik mücadelesini United'la vereceğiz. Ben Kopenhag'a geçip üçüncü olacağımıza, en kötü senaryoda Avrupa Ligi'nde devam edeceğimizi düşünüyorum. Biraz fikstürü merak ediyorum Ceyda. Evet. İnşallah ilk maç 19 Eylül Bayern Münih'le Almanya'da olur. Bunun nedenini de söyleyeyim. Bayan e, en son İstanbul'a garantilemiş gelsin. Artı Galatasaray'da da o Zaha'nın, Hakim Ziyeş'in. Zaha'nın bu arada eski takımı United. Evet. Onu da söyleyelim. Zaha'nın da bu eşleşmeye muhakkak sevindiğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'a gelmese bir Şampiyonel Ligi vitriniydi ve Kendisini oraya eski takımına karşı ispatlama fırsatı bulacak. Peki Mehmet hemen şunu soracağım. Şimdi rakiplerimiz Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag, Galatasaray. Ee, özellikle tabii biz kura çekimini kalan süreçteki transfer dönemi içinde belirleyici olacağını düşünüyorduk Mehmet. Ee, ve 4 Eylül'e kadar da isimleri UEFA'ya bildirme süremiz var. 4 Eylül'e kadar artık transfer bu gruba göre yapılacak biraz da sanki doğru. Serje Ramos Galatasaray'ın bir aydır gündeminde olan bir isim. 8 numara takviyesi muhakkak olacak. Açalım şu an Galatasaray'ın yabancı kontenjanı ve bugün 31 Ağustos şeyda. yarın 1 Eylül İngiltere, Almanya, 4 İtalya. Var. Bütün majör liglerin transfer tahtası kapanıyor. Yani Galatasaray'ın 2 ve 3 Eylül'de rakibi yok aslında bakarsak Avrupa'da. Evet. O yüzden de işte birçok Thomas Parti, Arsenal, Tottenham, Endombele. Atletico Madrid Saul Niguez yine böyle birçok e, kaliteli oyuncuyla ilgilendiğini biliyoruz. 8 numara transferini Galatasaray hafta sonu ki cumartesi de Gaziantep maçı var ama ben maçta ol, olacak olmama rağmen muhakkak transfer anlamında da ne olup bitiyor araştıracağız. E, A Spor'da da anmayan an aktarmaya çalışacağız. Galatasaray son dokunuşları yapacak bu kadroya. Galatasaray'ın kadrosunu da yani şöyle özetleyelim. Ceyda kalecisi Mustera, forvet Icardi, 10 e, numara Mertens Kenarlar Zaha Tete. Hep vitrin ön liberon Torreira. Saşa Boy mesela bu maçlarda çok net. Biz hep Saşa Boy'u ne konuştuk? Premier Lig'den artı 20 milyon yıllık teklif. Old Trafford'da bir United maçı oynasın. O teklif neden e, gelmesin? Yani böyle bir hikaye de yaratabilir Galatasaray. Kendi şansını kendi yaratabilir. E, ben çok kötümser değilim. Onu söyleyeyim. Hayalde satmıyorum. Bayan Münih bu grubun net favorisi. Fikstür şansı önemli. Mesela Danimarka'daki maç hangi hava koşullarında olacak? kopayanak e, Kopenhag maçı o önemli. Yani bazen çok e, soğuk Galatasaray, hava. Galatasaray'ın daha önce geçmişinde, tarihinde zaten çok zorlu gruplardan çıkmışlığı da var. Mehmet. Hatırlatalım son evet. başarısını Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde. Avrupa Ligi'nde şampiyonluk Ligi grup gibi grup çekmişti. Evet. Marsilya'nın, Lazio'nun, Lokomotif'in olduğu e, grup. Yine UEFA Kupası'nı kazandığı dönemdeki grup Milan, Chelsea, Hertha Berlin'di. Ki Hertha Berlin'in bu zamanın Leipzig ile aynı ayar diyebiliriz hmm. oyuncu kalitesi olarak. Yani o yüzden de gruplara çok takılmamak gerek. En son mesela çıkamadığı bir grup vardı. Schalke ligde düşmeyi oynuyordu. Porto çok kan kaybetmişti. O gruptan Galatasaray çıkamamıştı. Mesela benim beklentim direkt birinci olarak hatta çıkmasıydı. O yüzden çok takılmak Galatasaray'ın oyununu geliştirmesi gerek. Şu an evet elemelerde 6 maç 5 kaybettiği beraberlik ama molde maçları biraz referans olarak olumlu sinyaller vermedi Galatasaray'a. Zaha'nın ve Hakim Ziyeş'in bu takıma... Ee, hemen verilikle e, katılması dahil olması gerek. Ee, Avrupa Arenası yabancı serbest biliyorsun ki Ceyda. Belki o maçlarda Kerem Aktürkoğlu'nu kulübe de göreceğiz. Böyle bir hikaye de oluyor. yani 10 yabancı artı Abdülkerimli bir oyun formasyonu olabilir. Ve e, transfer. Tekrarlayalım. Hani. Bu tablodan sonra çünkü şu var e, Ceyda. Erdem Timur'un da Dursun Başkanı'nın da en net hedefi Avrupa'da başarı, Avrupa'da kupa gerçekçi olun. Bizim herhangi bir takımımızın şampiyonluk kupasını kaldırması mümkün değil. Muhakkak o hayaller ama Konferans Ligi ama Avrupa Ligi içindir. Bu grupta da Kopenhag olduğu için üçüncülük yolu açık diyorum ben sonuna kadar Avrupa Ligi için. Ama tabii United'a çelme takıp ikinci olursanız da nasıl bugün hala Juventus zaferini hatırlıyoruz o Snyder'in golünün olduğu Galatasaray'ın ikinci olup şampiyon bir üst sıra yaptı. Öyle bir hikayede neden olmasın o da bizi mutlu eder. Peki yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Bu arada bizden hemen sonra scoreboard'ta Kerem Can Bulat, Burak Kural ve Ahmet Akcan hocamız hem karşılaşmaları hem de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunu konuşacaklar. 1-8 numara transferi ve Sergio Ramos Mayada Sergio Ramos. Peki ben senin o yüzdelerine biraz önem verenlerdenim. Evet. Sergio Ramos için transferi için şu an yüzden ne Mehmet? %51 diyorum hala. Beşiktaş'la olan pazarlığı biliyorum. Beşiktaş 6 milyon euro net ücret teklif etti. E, Galatasaray'ın Icardi'ye verdiği net ücret. Kabul etmedi. Beklentileri yüksek.